Herkese merhaba. Türkiye İstatistik Kurumu bugün sabah saatlerinde her ayın başında olduğu gibi bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıkladı ve TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz 2020'de tüketici fiyatlarında enflasyon %11,76, gıda fiyatlarında da %12,73 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Haziran ayına göre bir düşüş var. Enflasyon rakamlarındaki gelişmeleri ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarına paralel olarak Doktor Caner Özdurak ve Profesör Veysel Ulusoy'un hazırladıkları Menemen Endeksini konuşmak üzere Zoom hattımızda Doktor Caner Özdurak var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam isterseniz önce enflasyon rakamlarıyla, TÜİK'in rakamlarıyla başlayalım. Siz Temmuz ayı enflasyonundaki düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, beklenene çok yakın bir rakam geldi. Yani %12 bekleniyordu, %11,76 geldi. Şaşırmadık açıkçası bu kadar beklenene yakın bir rakam gelmesine. Onunla birlikte hani düşüş var. Evet, ama zaten yeterince bir yükseliş de gerçekleşti. Hani sene başından beri birçok kalemde belli mertebelere rakamlar ulaştı. Onun üzerine bu artış hızındaki yavaşlama tabii ki de yani hane halkları tarafından hissedilmiyor. Yani her ay tekrar tekrar şu tartışmaya geliniyor. İşte enflasyon %11,76 açıklandı. İşte sizin enflasyonunuz kaç? İşte biz bunu hissettik mi? Benim işte marketten yaptığım alışverişe bu yansıyor mu? Yani bizim Menemen Endeksi şeyimiz de oradan çıkıyor zaten yaklaşımımızda. Burada birkaç nokta var. Bunları birbirlerinden ayırmak lazım. Bir kere hani enflasyon açıklanan 11,76'lık enflasyonun içerisindeki bu 418 kalemin ağırlığı ve dağılımları farklı. Dolayısıyla herkes kendi enflasyonunu hesaplarken bu ağırlıklardan bağımsız bir enflasyon hesaplıyor ve bunları karşılaştırıyor birbirine. Doğal olarak hani açıklanan bu rakamın sizin enflasyonunuzda fark yaratması normal. Ben artık şöyle görüyorum, hani TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi de Merkez Bankası'nın bu benchmark faiz oranı gibi bir oran olur. Herkesin bunu hani bir benchmark gibi kabul edip hani nasıl piyasada bankalar piyasa fiyatından bir borçlanma sağlıyorlar. İnsanlar da kendi maliyetlerini, kendi enflasyonlarını hani benchmark'a göre belirlemeli diye düşünüyorum. Yani bu kavgayı çok fazla sürdürmek, hele ki TÜİK'te gerçekleşen son atamalar, değişiklikler vesaire, hani bu kadar ekonomiyle politikanın bir arada olduğu bir noktada, hani bunu bir veri olarak kabul edip nelerden dolayı fark yaratıldığını anlayıp ondan sonra hani yolumuza devam etmek ve daha genel resme bakmak daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Genel tartışmada tabii ki hani zenginin enflasyonuyla fakirin enflasyonu farklı diye bir algı var. Sizin Menemen Endeksiniz de biraz aslında buradan da yola çıkıyor herhalde. Çünkü Menemen'in içine katılan ürünler üzerinden yapıyorsunuz bu hesaplamayı, ürünlerin fiyat artışları üzerinden. Üstelik bunu sosyal medyada bu konuda zaten devamlı bir tartışma var. Hani ben Twitter'ı bildim bileli Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur tartışması sürüyor. Siz bunu her iki şekilde de yapıyorsunuz, soğanlı ve soğansız olarak. Siz bu ayın Menemen Endeksini hazırladığınızda neler gördünüz? Sanırım bağlantımızda bir kesiklik var. Caner Özdurak Hoca dondu. Arkadaşlarımız ayarlamaya çalışırken ben isterseniz size Temmuz enflasyonundaki rakamları aktarmaya devam edeyim. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz 2020 enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık %11,76, aylık 1058. Üretici fiyatlarında yıllık %8,33, aylık %1,2. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları enflasyonu ise yıllık 12,73 oranında arttı. Ve aylık %1,28 oranında azaldı. Yıllık enflasyon Haziran ayında tüketici fiyatlarında %12,62, üretici fiyatlarında %6,17 oldu. Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında ise %12,93 oranında artış gerçekleşti. Tüketici fiyatları enflasyonunda Temmuz ayında en yüksek yıllık artış %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Onu %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün, %14,17 ile sağlık izlemiş. Yine tüketici fiyatları endeksine baktığımızda aylık en yüksek artış %2,44 ile ulaştırmada, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetlerde, %2,38 ile ev eşyasında görüldü.
Temmuz 2020'de endekste kapsanan 418 maddeden 111'inin ortalama fiyatları düşerken 54 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 253 maddenin ortalama fiyatı ise arttı. Yurt içi üretici fiyatları enflasyonuna baktığımızda ise sanayinin 4 ana sektöründen imalat sanayinde yıllık enflasyonun %7,95 oranında arttığı görülüyor. Diğer 3 sektörde enflasyon madencilik ve taş ocakçılığında %8,94, su temininde %12,6, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,69 oranlarında artmış. Evet, Caner Hocam şu anda sanırım yeniden bağlanabildi. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Biz de sizi duyuyoruz ancak görüntünüzde bir donukluk var ama evet, telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Ben size tam menemen endeksinde bu ay neler gördüğünüzü sormuştum. Soğanlı ve soğansız menemende siz dinliyoruz. Tamam. Yani menemen endeksinde de yumurta fiyatlarının artışından kaynaklı bu ay ciddi artışlar gördük. Yani soğanlıda %103,5, soğansızda da %105,1 seviyelerine ulaştık. Ve geçen seneye göre maliyetler soğanlıda %19, soğansız menemende de %30 artış gösterdi. Ya burada önemli olan nokta şu, Mayıs ayından beri bizim bu menemeni tarif ettim. Yani nasıl diyeyim, core ürün olarak yani domates, yumurta, soğan ve biberden oluşan hani mutfağın özünü oluşturan yemeklerde yemek yapan ürünlerden gördüğümüz artış soğanlı menemende %19, soğansız menemende ise %30 civarlarında geçen seneyle karşılaştırdığımızda. Mayıs ayından beri geçen seneye göre bu maliyetler yükseliyor. Zaten yayının başında benim bahsettiğim bu hani fiyatların belli bir noktaya kadar arttıktan sonra enflasyonun düşüyor olması veya belli bir rakamın altında geliyor olması aslında işlerin çok aşırı iyi gittiğini gösteren bir şey değil. Bu sadece hani rakamlar belli bir noktaya ulaştı ve ondan sonra farklı farklı düşüş şeyleri biz görüyoruz. Mesela bu ayın enflasyona da baktığımızda gördüğümüz kadarıyla en düşük artışlardan biri ulaştırma sektöründe görülüyor. %8,81 gibi. Ama hani bayramdaki rakamları gördükten sonra bu kalem geçen ayın en yüksek, en fazla artış gösteren kalemlerinden biriydi. Bir önceki ayın. Şimdi en az artış gösterenlerinden biri. Bir ay sonra tekrar en fazla artış gösteren kalemlerinden biri olabilir. Yani kendi içinde şeye göre çok fazla aylık çok fazla sapmalar oluşuyor. Dolayısıyla tek olarak rakama bakıp iyi gidiyor yorumu yapmak çok sağlıklı değil. Kaldı ki zaten hani Merkez Bankası da enflasyon raporunda yine beklentilerini revize etti. Bu beklentilerin altında da birçok şeyler var. Alt kalemler var. Yine enerji fiyatlarında ne olacağı, ham petrol fiyatları ne olacak, sıcak paranın girişi nasıl olacak, işte salgında ikinci dalga olacak mı? Çünkü ikinci dalga olmayacak şeklinde birçok tahmin yapılıyor yine bizde kurumlarımız tarafından. Hani bunların gerçekleştiği dünyada iki basamaklı bir enflasyon hedefi ulaşılabilir bir hedef mi? Bunları konuşmak lazım. Bir taraftan da yine bu enflasyon fiyatlarında yani enflasyon seviyelerinde aslında genel olarak hani cari işlemler dengesiyle beraber ve genel olarak ekonominin dengesiyle beraber bunları masaya yatırmak lazım. Sadece endeksin artması veya düşmesi hani şu aşamada zaten bu kadar dalgalı bir dönemin içerisinden geçerken bize çok fazla ipucu vermiyor. Özellikle tüketici kredilerinin bu kadar arttığı, insanların bu kadar tüketime teşvik edildiği bir dönemde enflasyonun azalarak hani devam ediyor olması yine hani sosyal pratikle çok uyuşan bir veri değil. Hocam peki Merkez Bankası'nın kendi web sitesinde yazdığına göre bildiğimiz kadarıyla da asli görevi Türk lirasının değerini korumak ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her yıl bir enflasyon hedefi açıklıyor. Daha sonra bunda bir güncelleme de oluyor ama ben açıkçası çok çok uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin tuttuğunu hiç hatırlamıyorum. Yani bu hedef tutmayacaksa neden böyle bir hedef konuluyor? Bu hedefin tutturulabilir olması için ne yapılması gerekiyor sizce temel olarak? Ya bir kere hiçbir hedef tutsun diye konmaz. Ya bu özel sektörde, şirketlerde de böyledir. Bütçelerde tutsun diye yapılmaz.
Bunlar sadece bir benchmarkınız olsun. Hani sizi belli bir rutta hedefinize doğru ilerletsin diye konulan çıpalar gibi düşünelim. Ama çok da off bir çıpa koymanın bir anlamı yok. Yani hani biraz önce de bahsettiğim gibi şu dönemde Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflere baktığımızda bunların altında açık olan konular işte yani çok ne olacağı belli olmayan konular. İşte döviz riski, gelişmekte olan piyasalara para giriş riski. Sonuçta şu anda Fed'in de hani çok fazla bastığı bir para ve bu paranın işte altın, gelişmekte olan ülkeler ve hani farklı sektörlere, farklı ülkelere gittiği bir dönem var. Hani S&P 500'e baktığınızda da çok hızlı bir yükselme var orada ama hani orada da bir balon teknoloji hisselerinde olma olasılığı çok yüksek. Yani bu kadar aslında global risklerle beraber ve pandemiyle beraber bir sarmal içerisinde zaten hani elinizi vicdanınıza koyduğunuzda koyacağınız bir hedefin tutma olasılığı zaten çok düşük olur. O yüzden o hedefi ne kadar mantıklı koyarsanız, bunu ne kadar iyi paydaşlarınıza anlatırsanız, ne kadar hani her şey yolundaymış gibi davranmayıp problemleri masanın üzerine koyup yapılması gereken çözümlere doğru hareket ederseniz daha mantıklı ve verimli politikalar oluşur diye düşünüyorum. Yoksa biz her ay hani enflasyon verileri açıklandığında işte TÜİK bunu böyle açıklıyor. Bunun sosyal pratiği bu şekilde. Aslında ölçülmesi gereken rakam bu. İşte mesela son birkaç ayda konuşulacağı şey hani enflasyon konuşuyoruz ama e-ticaretin buna ne kadar etkisi var? Aradaki hizmet farkının bu ürünlerde yarattığı maliyetler. Ve yine işte özellikle büyük şehirlerdeki insanların hissettiği enflasyon gibi şeyler konuştuğumuz zaman yani konuyu çok fazla ekonomi politiğe yasladığımızda biz Merkez Bankası'nı aslında biraz fazla şey yapıyoruz. Biraz fazla örseliyoruz gibi diye düşünüyorum. Çünkü zaten hani elindeki imkanlar belli, elindeki araçlar belli ve bunlarla yapabileceği şeyler belli. Tek kabahati Merkez Bankası'nın burada öyle değilmiş gibi davranıp her şeyi kontrol etmeye çalışması. Tam burada şunu sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde uzun bir dönemdir dövizde bir dalgalanma vardı. O da serbest piyasa ekonomisi şartları dahilinde. Son dönemde Amerikan doları Türk lirası karşısında neredeyse sabitlenmiş gibiydi. Geçtiğimiz haftaya kadar 6.84-6.86 bandında dalgalanıyordu. Önce Euro'da bir yükselme gerçekleşti ki bunun sebeplerinden en önemlisi Avrupa Birliği'nin açıkladığı ekonomi program paketiydi. 7 yıllık paketti. Arkasından tam bayram öncesinde dövizde Amerikan dolarında da aniden bir yükseliş gerçekleşti. Bu yükselişin sebepleri neler ve enflasyonu düşürebilmek için bu dövizdeki hareketliliği durdurmak adına nasıl hamleler yapılabilir? Öncelikle hani bu 6.85'lerde duran döviz kuru normal bir döviz kuru değildi zaten. Yani bunun herkes farkındaydı. Hani burada eldeki imkanlar neredeyse sonuna kadar seferber edilip Merkez Bankası tarafından olsun, bankalar aracılığıyla olsun, hani spot piyasada döviz satıp vadeli işlemlerle vadedeki pozisyonlarını hedge etmek suretiyle zaten BDDK'nın da bankaları yönlendirdiği bir süreç vardı. Burada tabii hani yine dikkat edilmesi gereken konu şu, hani bu akademide de çok fazla konuşulan, tartışılan bir konu. Biz de zamanında bunu emtia piyasaları için konuşmuştuk. Bu price discovery dediğimiz yani fiyatın oluşması kavramı spot piyasalarda mı yoksa vadeli piyasalarda mı olduğu konusu varlıklara göre farklılık gösteren bir şey. Yani ne demek istiyorum? Eğer siz vadelide işlem yapıp spotta döviz satarsanız, vadelide yaptığınız işlemlerle siz ileriki dönemlerde dolar TL'de bir artış aldığınız pozisyonla bir artış olacağı beklentisi yaratırsanız o zaman sizin spot fiyatınızı da etkilemeye başlar ve spotta da sizin döviziniz yükselir. Çünkü ilerideki vadede dövizin yükseleceği beklentisi yaratırsınız piyasada. Şimdi böyle bir hani ters tepme durumu olabilir. Ama bundan da önemlisi şimdi euro yükselirken, dolar endeksi düşerken, yani dolar major para birimlerine karşı değer kaybederken TL doların birdenbire yükselmeye başlaması hani bunun aslında Türkiye'ye biraz özgü olduğunu gösteriyor. Burada yine birkaç tane değişkeni bir arada gözlemlemek lazım. Bir tanesi yine Londra'da swap rate'leri %170'lere kadar yükseldi ve hani yurt dışındaki TL likiditesi sıkışmaya başladı.
Bunun borsaya bir yansıması geçtiğimiz sene Mart ayında olmuştu. Çünkü bu rakam yüzde binlerin üzerine çıkmıştı o dönem. TL bulamayan yabancılar işte borsadaki varlıklarını satıp oradan TL elde etmeye çalışmışlardı. Şu anki şansımız borsada yabancı oranının ciddi anlamda düşmüş olması. Dolayısıyla bunun yine borsaya bir etkisi olabilir ama ne kadar olabileceği veya geçen seneki kadar olup olmayacağı yine hani bizim lehimize olan bir şey olarak görüyorum. Ama zaten hani bu 6.85'lerde tutmaya çalışırken hem şey bankalar olsun, özellikle kamu bankaları, hem de Merkez Bankası elindeki rezervleri büyük ölçüde kullandılar zaten ki bu son 7-8 aydır Financial Times gibi hani yurt dışındaki kaynakların da engineered FX rate dediği, yani üretilmiş mühendislik sonrası elde edilmiş diye tanımladıkları bir kur seviyesi. Yani buradan sonra ne tarafa gidiyor? Yani yukarı yönlü görünüyor. Ama hani swaplarla daha ne kadar speküle edileceği diyeyim veya önünün alınabileceği soru işareti. Türkiye ekonomisi dünyadaki en büyük 20 ekonomiden biri hala ve hani böyle de gidecek gibi gözüküyor. Nüfusumuz da çok yüksek olduğu için. Hı hı. Türkiye eğer böyle bir dövizi sabitleme girişimi yerine dövizi serbest bıraksaydı ve elindeki kaynakları başka şekilde kullansaydı bugün döviz kuru sizce gene aynı seviyelerde mi olurdu yoksa daha mı yüksek olurdu? Daha kötü olmazdı diye düşünüyorum ben. Çünkü hani bu pandemi döneminde bile bu kadar tatil kredileriyle beraber iç talep üzerinden bir turizm geliri yaratma çabası ve hemen bir sonraki adımda da işte Rusya gibi veya yurt dışındaki döviz getirebilecek kişilerin de yine ekonomiye çekilmeye çalışmasının arkasında zaten bu rezervsizlik ve bu elde döviz olmama durumu olduğunu düşünüyorum. Eğer hani en azından kur sabit bırakılsaydı belki bir ihracatla birlikte içeriye bir para girme durumu olabilirdi. Ama şimdi Avrupa'nın içinde özellikle Almanya'nın içinde olduğu durum ve artık ekonomilerin ciddi anlamda yavaşlaması ki Almanya 1932'den beri ilk defa bu kadar bir düşüş, ekonomide bir küçülme bekliyor. Hani etrafımızda ihracat yapabileceğimiz ülkelerin de ekonomilerinin yavaşlıyor olması hani bu ihracat kalemiyle elde edebileceğimiz rezervlerle yine serbest piyasada kurun gelebileceği noktaları hani limitli bir şeyde etkide tutabiliyor. Ama ben daha kötü olacağını düşünmüyorum. Çünkü siz her piyasaya şok verdiğinizde kısa vadede yarattığınız etkinin tersi yönünde çok daha büyük bir etkiyi orta ve uzun vadede görüyorsunuz. Hocam bir de son olarak tekrar menemen endeksine döneceğim. Bugün Türkiye'de menemen yemek isteyen bir kişi en ucuz menemeni nerede yer, en pahalı menemeni nerede yer? En ucuz menemeni Batman taraflarında, Mardin taraflarında yiyebilirler. En pahalı menemeni son 2 aydır İzmir'de yiyorlar. Bostanlıktır İzmir. Bereketlidir, otları, sebzeleri fazladır diye düşünebilirsiniz ama hani maliyetlerde gördüğümüz kadarıyla en pahalı menemen maliyeti İzmir'de şu anda. Doktor Caner Özdurak, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, sizlere de bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Başka bir yayında görüşmek üzere.